Evet, istasyon işleri devam ediyor. Aç boya yağı ve shift şu rengi seçmiştim. Şurayı da boya. Bence renk fena değil, iş görür. Boyamaya devam edeceğim ama şu dallamayı bir... Gel baba, sana yakıtını vereyim ben. Sana da amazing. Yani sadece yakıt satabiliyoruz. O yüzden yakıt siparişi verdim. Evet. Ananı. Abi o görev bitti, yarım yamalak mı bırakacağız? Boyayalım işte, tertemiz olsun. Dükkan ananı. Şuraya bir gel. Bunu da aldık. Şurada müşterimiz var. Allah bereket versin kardeş. Güzel, renkte renk renk atıyoruz. Gel bakayım şuraya bir e-postalarda ne var abi? Kilit kırma. Evet, gizli. Çünkü hırsızlık yapmayı öğretiyor bu. Ya abi bu nedir ya? Neyse. Sırf görev olarak atlamak için yapacağım. Biz hırsız değiliz kardeş. Şunu çöpe atabilir misiniz? Kardeşim biz hırsız değiliz. Nerede lan bu maymuncuk?
Eyvallah. Tıkla 17 dolar için uğraşıyorum orada ya. Abi biz bu kadar düşkün müyüz 17 dolar için araba bagajı falan açmalar? Sana da canım. Tamam, raf al diyorsun da şu an raf maf alamam, boya yapıyorum, boya. Boya badana işleri kardeş. Al yakıtını yürü git abla, uğraştırma beni ya. Şimdi yeşilde kal. Vay anasını sayın seyirciler ya. Güzel. Tahtalara boyuyorum. Daha doğrusu kirişlere boyuyorum diyeyim. Hadi. Doldur.
Hadi aslanım. Güzel. İçerisi beyaz, dışarısı turuncumsu bir renk. Yakıt. Evet, de bir dakika. Ek park yeri satın alın. Ha, bunu ücretsiz verdi. Al. Abi yine mi? Hello. I see the business is ne doing diyor well. Dayımız? I'm calling to congratulate you on merhaba, işin iyi gittiğini görüyorum. Ground. Bunu başarılı bir şekilde But dipten çıkardığın için tebrik etmek için arıyorum. Ancak bir iş tek başına yakıtla yürütemezsin. Birkaç arkadaşımıza boş raflarla fazla stok teslim ettim. Şimdi para konuşma zamanı. Bana borçlusun. Faturayı e-postana göndereceğim. Kaçırma. Üzgünüm yeğenim ama dünyada her şey hayır şeyiyle yürümüyor. Umarım mali durumunu borcunu geri ödeme yöntemini tutarak yaparsın. Aksi takdirde daha fazla ikna edici geri ödeme yöntemleri kullanmak zorunda kalacağım. Artık beni fazla bekletme. Güle güle.
Hadi bakayım. Ha böyle tamam. Kasadaki müşteriye bedava gitti lan bir tanesi. Oo, oyun otomatik kayıtta. Şimdi bir dakika. Abi bu ne? Koş baba koş koş. Şu dayıya yakıt vereceğiz. Buyur dayı. Hoş geldin abla. 3 kuruş mal koydu dükkana. Bir de bize lagaluga yapıyor. Dayıya gel ya. Böyle dayı olmaz olsun kardeş. Incredible. Sana da. Oğlum mal mı kaldı masada kasada, anasını satayım, 2 dakikada gönderdiğim mal bitti it oldu için. Bir daha atar gider yapıyor bana lale ya. Ya yürü git, burası benim dükkanım. Bir de benim dükkanımda bağgona çalıyor ya. Evet. Ya abi 40-50 kuruşla o para birikmez. Gel abi gel. Gel sıra sende gel.
Aramayı onaylayınca beni dövecekler, biliyorum. En fazla yakıttaki müşteri kaçar. Yani dükkana temizlik boyası atıyorum sadece, yaptığım o. Para koy 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 koy. Lan yakıt bitmiş ya. Evet, gittin. Thanks a bunch. Ya kardeşim, daha ikinci gün ya. Sana da great job, aslan. İnşallah o müşteriye bu içindeki yeter. Ya bekle kardeşim, yakıt alıyoruz ya. Yüz litre. Şimdi koy deparı telefona. Hey Paul. Where's our goddamn money? Aha, yedik yumruğu. Beni niye dövüyorsunuz ya? Thank you.
Lan bu müzikler yüzünden telif yiyeceğiz. Bir de biz müziği kapattık. Wake up, Sam. You've got a gas station to run. Kafam. Hey nephew, back on your feet. I hope your head's no longer spinning. Merhaba yeğenim, kendimi toparladım. Umarım başın dönmüyordur. Konuşmamız gerek bir hafta oldu. Ciddi bir hata. Sonlu kişiye gerekeni yaptıracağım bilerek. Kredisi ödemesi gününde kargaşa çıktı. Bu tamamen kötü bir iş. Ben kötü iş kararları vermiyorum. Şimdilik bu bozgunu unutalım. Özür dilemek için bir sonraki teslimatın için yardımcı olacaktır. Ancak bir şekilde almak için depoyu tekrar çalıştır. Let's forget about this debacle for the time being. As a token of apology, please accept this small gift. It will help with your next delivery. Bir tane dış dekorasyon al diyor. Birazdan bilgisayardan krediye başvurabilirsin. Ha, anladım. Tamam. Depoyu çalışır hale getireceğim diyor şurayı. Zaten birkaç boya yaptık. İyicene bir badanasını falan bir bitireyim şunu. Boyası badanası bitmez kardeş. Lan. Aman ha. Tamam. Shift. Beyaz. Yani elimden geldiğince temiz yapmaya anana fıratını. Yazar kasada bir müşterimiz var şu an. Bekleteceğiz abi, yapacak bir şey yok yani, gördüğünüz gibi depoyu çalışır hale getirmeye çalışıyorum. Boyabadan işini yapacağız yine de. Şu yazar kasayla yakıtçıyı bir halledelim. Senin yakıtını vereyim abi ben. Gitti. Gel abi gel, tamam gel. Üç tane ürün almışsın zaten, bir şey almamışsın. Ama sonuçta para gelmesi lazım değil mi canım benim? Sana da deli du. Tüm görevleri tamamlayın. İpucu, benzin istasyonu seviyenin yükseltebilmesi için ana bilgisayardan erişebilirsin diyor. Görüşürüz abla.
Wow, süper. Haydi kolay gelsin Emmy. Yardır, 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 yardır. Tu arkada bir tane. Hoppa. Şu üst tarafı boyamadık, değil mi? Ya dert değil o leke yapması benim umurumda bile değil de. Oraya boyum yetmedi ya la. Neyse. Bunch. Dehle. Şunun yakıtını verelim. Kaç para? 50. Level 2. Evet, dükkan büyüdü.
Tamam. Geç geç. Thanks. Polis amca geç. Job. 12 litre. Yakıt. İkmal yapmamız lazım, yakıt bitiyor. Awesome. Hadi dayı, hadi dayı.
Lan depoyu çalsanız ne olacak? İçinde hurdalık zaten, başka bir halt yok. Öyle olmaz ama ya. Ha neyse. Şimdi buraya kadar geldik. Şimdi depoyu temizleyeceğiz falan filan. Bir sürü amele iş var orada. Bir yayından da diğer tarafta yine işler var. Şöyle yapalım arkadaşlar. Burada biz zaten yayına devam ediyoruz sevgili Twitch ama. Biz burada YouTube için bölümü bir sonlandıralım. Hemen akabinde yeni bir bölüm açalım YouTube'daki arkadaşlarım için. Parça parça bunları YouTube'a yükleyeceğiz çünkü. Değerli YouTube'daki arkadaşlarım, bu bölümü sizler için burada ben sonlandırıyorum. Hemen arkasından da yani diğer bölüm başlayacak, bilginiz olsun. Yeni bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.